Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Ürküler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi opal kristalla karşınızdayım. Şöyle liflik dediğimiz iplerden kullanacağım bugün. İpimin renk numarası 0180 ipimizin renk numarasını Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 0180 Şöyle 4 numaratı kullanıyorum. 1.60 milim bir ön hazırlık yaptım. Şöyle 11 tane zincir çektim. 10 tane sık iğne, 10 tane sık iğneden sonra şöyle bir zincir çekip dönüyoruz. Dönüyoruz şöyle sık iğnemizin şöyle dik batmıyoruz. Arka kanadını batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Arka kanadına battım. Sık iğne. Şöyle sadece arka kanadına batıp sık iğne örüyoruz Hanımlar Şahane bir model anlatacağım bugün size. Çok amaçlı, her yerde kullanabileceğiniz bir model. isterseniz yelek, isterseniz bluz, isterseniz hırka, isterseniz etol, şal, bebek örgülerinde bile kullanabileceğiniz bir model. Benim için bu kadar yeterli. Dönmek için bir zincir çekip aynı şekilde arka kanadına batıp döneceksiniz ama Ben şimdi model kurulumunu yapacağım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım şöyle bir ikinciye batıyorum bir ipimi doladım aynı yere battım 2 3 4 5 şöyle beşli bir fıstık yaptım 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum. 3.ye batıyorum. Sık iğne olarak sabitliyoruz. 1 2 zincir 3 zincir ipimi doladım. Bakın 1 2 atlıyorum. 3.ye batıyorum. 1 2 3 4 5 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum 3.ye sık iğne olarak sabitliyorum zincirimi. 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 atlıyorum 3.ye sık iğne e, pardon fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum 3. sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 atlıyorum 3. fıstık 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum 3. sık iğne sabitliyorum bu sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim hanımlar Evet hanımlar şöyle fıstık sıramı tamamladım son fıstığımı yaptım 1 2 3 zincir şöyle en sona batıyoruz sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve dönüyorum buradaki zincirin altına giriyorum sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir bakın fıstığın diğer tarafındaki zincirin altına sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir diğer zincire sık iğne sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer zinciri sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne olarak sabitliyorum. 5 zincir sık iğne ile sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir Sıramı tamamlamak için hıslanabilirim zaten 5 zincir birleştirme sabitleme yerlerini de biliyorsunuz hanımlar şuraya bir şöyle bir zincir çekip ya da şöyle zincir çekmeden zincirme battayım. Şu kurduğumuzda bir tane sık iğne yapabiliriz. Bir zincirle şuraya sık iğne onu unuttum. 1, 2, 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Sık iğnemi yapmadım, söktüm, vazgeçtim. Bakın şuradaki fıstığımızın tepesindeki yuvaya batıyoruz. 1, 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Buradaki zincire sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. İpimi doluyorum. Diğer bakın fıstığın tepesindeki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan mı yaptım buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım bakın yine fıstığımın tepesindeki yuvaya batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan mı yaptım yine yuvanın içine girdim bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim hanımlar Evet hanımlar geldim son trabzanlarımı da yaptım burada şöyle 5 tane zincirimiz vardı içine giriyorum sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum buradan sayıyorum 1 2 3. Trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer modele geçiyorum. 1, 2, Üçüncüye batıyorum. Şöyle sık iğne 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 2 3'üncüye batıyorum 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 trabzanın tepesine battım 1 2 3 tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1, 2, 3. trabzanın tepesine 1, 2, 3. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki kenar zincirin içine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve dönüyorum ipimi doladım bakın bir ikinci tam orta kısmına batıyorum sık iğne üç tane sık iğnemiz var ortadaki sık iğne bir ikinciye batıyorum şöyle bir iki üç dört beş hepsini bir kapattım bir iki üç zincir buradaki zincirin altından giriyorum sık sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi donadım birinci sıkı iğne değil ikinci sıkı iğne tam ortaya batıyorum 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım fıstığımı yaptım 1 2 3 zincir buradaki zincirin altında sıkı iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 ikinciye batıyorum 1 2 3 4 5 ikinci modelimizin ilk sırasındayız şuradayız hanımlar şimdi ikinci modelimizin ilk sırasındayız 1 2 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ortadaki birinci değil ikinci sık iğneye batıp fıstığımı yapıyorum 3 4 5 1 2 3 zincir ve bu şekilde sıramızı tamamlayıp geliyoruz Evet hanımlar sıra sonuna geldim 1 2 3 zincir bakın şöyle 1 2 3 sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimin içine giriyorum. Şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer zincire sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer zincire sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. 5 zincirimi çektim. Bunu da 1, 2, 3. zincirimize şöyle batalım. Sık iğne ile sabitleyelim. şu yapalım ki kaymasın. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım bakın buradaki yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan mı yaptım buradaki zincire sık ile sabitliyorum ipimi doladım bakın fıstığın tepesindeki yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan mı yaptım buradaki zincire sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım fıstığımın tepesindeki yuvaya giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincirime sık iğne ile sabitliyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi şahane bir model gerçekten çok güzel bir model bir sonraki sırada sık iğnemizi yapacağız ondan sonra fıstık iğne zincir yuva zinciri trabzan o şekilde modelim ilerliyor ben birazdan modelimi ilerlettim tam kendini gösterse modelimi ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim bakın Modelin güzelliğine gerçekten şahane bir model. Hem kolay hem çok çabuk hızlı ilerleyebilen bir model. Hem de çok şık güzel bir model. Şöyle modelimizin ön yüzü. Arka yüzü de bu şekilde duruyor. Evet hanımlar kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.